Komut Akademisi ilçemizi şereflendirdi ve şuhutumuza geldi. Başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa'mız, Fevzi Paşa'mız ve İsmet Paşa'mız şuhuttaydı. Büyük taarruzun son evresini başlatmak için şuhuta geldiler. Burada bir toplantı yapıldı. Başkomutan, İsmet Paşa ve Fevzi Paşalar 23 ve 93 numaralı emirlerini buradan, bu telgraf makinesinden yayınladılar. Mustafa Kemal Paşa toplantı esnasında bir an için ayağa kalktı. Adeta zaman durmuştu. Mustafa Kemal Paşa karşı pencereye bakıyordu. O gün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi o günde şu halkı elinde meşaleler ve gaz damlalarıyla, ateş topuzlarıyla dışarıdaydı. Paşa'ya inanıyorlardı. Ona güveniyorlardı. O da onlara inanıyor, güveniyordu. Çünkü önce o yürüdü, ardından Türk milleti yürüdü. Mustafa Kemal Paşa Türk milletine bakarken gözlerinde inanılmaz bir parıltı. Bu parıltı Dumlupınar'da 137 bin şehit vererek ay yıldızı göndere çektiğimiz andı. İşgal döneminde işgal edilen toprakların tamamında herhangi bir atamız ne mutlu Türk'üm diyene bile diyemiyordu. Çünkü baskı ve zulüm vardı. Katliam vardı. Bugün Bayıldız Gönder'de bağımsızca gururla dalgalanırken neden ne mutlu Türk'üm diyene demiyoruz sorarım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen bir millet ve toplum olmanız dileklerimle. Allah yoluna cennet edelim. Oh, my God.